Selam, bu videoda kampanya içerikleri nasıl hazırlanır bunu konuşacağız. Dijital pazarlamada indirim kampanyaları, satışları artırmak ve rekabeti geliştirmek için etkili yöntemlerden birisidir. Dönem dönem markanızla indirimler yapabilirsiniz. En etkili şekilde nasıl duyurabilirsiniz? Tabii ki doğru hedef kitle ve doğru kreatif ile. Peki bir kampanya sürecinde nasıl kreatifler hazırlayabiliriz? Bir firmada reklamlara başlandığında genelde hem görsel hem de videolar test ediliyor. Bazı firmalarda görseller, bazılarında ise videolar daha plana çıkabiliyor. Sizin markanızda hali hazırda test etmiş olduğunuz içeriklere göre eğer hangisi daha ön plana çıkıyorsa indirim kreatifi yaparken de ona yoğunlaşabilirsiniz. Videolarınız ön plana çıkıyorsa daha çok video görselleriniz ön plana çıkıyorsa daha çok görsel kullanabilirsiniz. Ama özellikle indiriminiz güçlüyse benim tavsiyem ikisini de kullanmanız. Hem görsel hem video olarak farklı içerikler hazırlayıp test etmeniz. Burada hayali bir marka düşünelim. Mesela kadın çantaları satan bir firmamız olsun ve çantalarımızda %50'ye varan indirim hazırlığına girelim. Bu indirim için ilk olarak görsel. Görsel kısmı çok önemli. Bir çanta kategorisini indirime soktuk diyelim ve bu kategoride 20 tane ürünümüz olsun. Daha önce iyi sonuç verdiğini bildiğiniz tarzda şablonlar oluşturabilirsiniz ama elinizde yeteri kadar veri yoksa mesela iki tane görsel şablon oluşturabilirsiniz bu indirimle alakalı ve bu iki görsel şablonu da 20 ürüne uygulayarak Toplam 4 döngü elde edebilirsiniz. Ama benim de tam yeterli. Ben zaten insanların neye ilgi gösterdiğini ya da neyin iyi sonuç verdiğini biliyorum. Ve ona göre de bir indirim şablonu oluştururum diyorsanız da tek bir indirim şablonu oluşturup 20 ürüne yine uygulayabilirsiniz. Hemen bir örnekle devam edelim. Görselimizi yerleştirdik. Modelli bir görselimiz varsa onu seçebiliriz. Yanına yazımızı hızlıca yazdık. Basit bir şekilde. İndirim görseli yapıyorsanız özellikle tabii ki e, oranın indirimin okunması oldukça önemli. Özellikle %50'ye varan gibi büyük bir indirim yapıyorsanız bunu bam bam vermeniz lazım. Eğer ürününüzün çok ayrıntılı, detaylı kısımları varsa yanına küçük bir maske açıp ürünün biraz daha detaylarını da gösterebilirsiniz. Ya orada görsel açıdan zaten size kalmış. Nasıl ürünü göstermek istediğiniz farklı görselleriniz varsa onları da deneyebilirsiniz. Modelli veya modelsiz, stüdyodaki çekim ya da dış mekandaki bir çekim. Bunların da nasıl sonuç vereceğini test etmiş olursunuz. Call to action dediğimiz işte alışverişe başla, bu fırsatı kaçırma gibi ya da sizin aklınıza gelecek farklı bir şey. Bunları da görselinizde kullanabilirsiniz. Daha fazla harekete geçirici olacaktır. Görsellere fiyat da yazabilirsiniz. Tabii fiyat yazıp yazmamak da ayrı bir strateji. Hedef kitlenizin fiyata nasıl bir tepki vereceğini önceden kestiremeyebilirsiniz ama bunu test etmeniz de mümkün. Ama eğer sadece fiyatı test etmek istiyorsanız burada da tavsiyem şu olacaktır. Test etmek istediğiniz içeriği sadece değiştirin. Yani diğer indirim tasarımına dokunmayın. O tasarım aynı kalsın. %50'ye varan indirim nasıl yazıyorsa, nerede duruyorsa orada dursun. Hangi görseli kullandıysanız o görseli ve o ürünü kullanın. Sadece bir döngünüz, fiyatlı görsellerin olduğu döngü olsun. Diğer döngünüz ise fiyatın olmadığı bir döngü olsun ki böylece ikisi arasındaki farkı net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Zaten fiyatlı ve fiyatsız içerikler denerken CPM, CTR'lar da çok değişiyor. Çünkü fiyat insanları çok etkileyen bir şey. Orada net bir şekilde fiyata karşı tepkiyi görmüş olursunuz ve bir sonraki indirim kampanyanızda Hangisi dahi sonuç verdiyse önceden direkt onu kullanırsınız. Bu sefer sadece fiyatlı ya da sadece fiyatsız yaparsınız görsellerinizi. Bir de burada bizim kurduğumuz bu markada Çanta, küçük çantalarımız olduğu için de tabii ki çantayı daha yakın planda göreceğimiz, net göreceğimiz görselleri kullanmamız da önemli. Dediğim gibi bunu diğer ürünlere de uygulayın ve test edin. Sonrasında yine mesela şu fontla tamamen farklı bir biçimde %50'ye varan indirim yazabilirsiniz. Bu biraz daha eski tarzı, yani eskiyi yansıtan bir font. Zaten görselimiz de öncekinden oldukça farklı. 50'yi ön plana çıkarabilirsiniz. Arkasına kırmızı koyup ya da rengini kırmızı yapıp dilediğiniz şekilde nasıl ön plana çıkacağını düşünüyorsanız. Ve burada farklı bir test metri de var sonuçta. Bunu arkadaşınıza veya iş arkadaşlarınıza, çevrenizdeki birine gösterip bu görseli. Burada ilk gözüne çarpan şey ne diyerek de sorabilirsiniz. Çünkü hepimiz zaten her gün reklamları görüyoruz ve hepimizin bu konuda bir fikri var. Diğer bir deneyebileceğiniz formatta tek bir görsel. Yani döngü çıkmak yerine sadece bir görselle indirimimiz varı yansıtıp onu reklama çıkabilirsiniz. Bunu da tabii birkaç farklı şekilde tasarlayıp yine aralarında işte rengini, fontunu vesaire test edebilirsiniz. Bu da mesela kırmızı kullanalım. Net mesela %50'ye varan değil de bütün ürünlerde net %50 yaptıysanız o net e, kelimesini yazmak da oldukça harekete geçirici. Net %50 yazabilirsiniz. Ama ürün görseli kullanmayacaksanız ne sattığınızı biraz belli etmenizde fayda olabilir. E, mesela... İsmimiz çantacı.com olsun. Çantacı.com'u bir şekilde buraya yazmanız gerekir. Ama hiç bilinmiyorsanız ya da isminizde çanta da geçmiyorsa ama siz çanta satıyorsunuz. Belki bir yere arkaya daha blurlu ya da e, opaklı kısık şekilde bir çanta görseli ekleyebilirsiniz. Ya da kenara köşeye bir yere çanta koyabilirsiniz. Çünkü insanlar hani %50 indirim var ama kendi baktıkları şeyi görmek iste aradıkları ürünü bulmak istedikleri için eğer çanta arıyorsa o an çanta arayan birine çıktığımızda direkt tıklayacaktır. Ama yatak arayan birine de çıkabilirsiniz ve tıkladığında direkt sinirlenip siteden de çıkabilir. O yüzden ne sattığınızı bir tık belli etmede o tek görsellerde fayda var. Hazırladığınız bütün görselleri hem story hem de feed boyutu için hazırladığınızdan da emin olun. Story boyutumuz zaten x e 1920. Feed boyutumuz da birebir kare. x 1080, e 1080. iki şablonumuz artı iki döngü döngümüz varsa ve bu iki şablonu da iki döngüye uygulayacaksak toplam 4 döngümüz oluyor. 4 döngüde de 40 görsel artı story feed boyutuyla toplam 80 görsel yapıyor. O yüzden biraz önceden hazırlanmakta fayda var indirme. Döngü hazırlarken işinize yarayacak bir ipucu daha vereyim. Eğer kategoride belirgin bir şekilde çok sattığını bildiğiniz bir ürününüz varsa döngünün başına koyabilirsiniz ama burada da iyi performans veren kartı başa çıkar özelliği var. Onu kapatmayı unutmayın yoksa zaten hangisi daha iyi sonuç veriyorsa Facebook onu ön plana çıkaracak. O zaman bu bir işe yaramaz. Diğer bir seçeneğimiz tabii ki video. Tek görselle düşündüğümüz gibi isterseniz ürününüzün olmadığı bir planda ya da ürününüzün fotoğraflarıyla, videolarıyla kullanabileceğiniz bir video hazırlayabilirsiniz. Güncel trendleri takip ediyorsanız ve indirim konseptine uyarlayabileceğiniz bir akım varsa o sırada onu mutlaka uygulayın ve uygulamaktan çekinmeyin. Çünkü etkileşimi artıracaktır. İndirim videosu hazırladığımız için slow ve duygusal müziklerden kaçınmalıyız. Burada biraz daha harekete geçirici, uplifting, upbeat dediğimiz daha motive edici ya da epic müzikler kullanabilirsiniz. Çünkü slow bir şeyde insanlar çok harekete geçmek istemez ama daha hareketli olduğunda bir insanın o hedef kitlenin harekete geçme olasılığı artacaktır. Diğer bir video seçeneği de ürün videolarını indirim videosuna çevirmek. Elinizde e, ürününüzün güzel çekilmiş bir videosu varsa bunu indirim videosuna çevirebilirsiniz. Belki bir giriş ekranında işte %50 indirim dersiniz sonrasında ürün videonuz akar ya da tam tersini yaparsınız ya da ikisini birleştirirsiniz orada hayal gücü size kalmış istediğiniz şekilde bir indirim videosuna çevirebilirsiniz eğer imkanınız varsa daha önceden anlatımlı videolar yapıyorsanız indirimi de anlatımlı bir video ile tekrar duyurabilirsiniz daha önce ürünün özelliklerini anlattığımız videolar vardır şimdi de indirim için farklı bir çekim yapıp işte %50'ye varan indirimimiz başladı gibi indirimi anlatan bir video da yapabilirsiniz. Bunlar da çok etkili oluyor çünkü direkt bir insandan duymuş oluyorsunuz ve bu biraz doğrudan pazarlamaya da girdiği için daha etkili olabiliyor. İndirim videomuzu oluştururken yine tek görselde yaptığımız gibi kırmızı rengi seçebiliriz. Kırmızı renkli arka planı oluşturup yazımızı tek görseldeki gibi bir formata çevirip biraz aslında burada o tek görseli motion'a çevirebilirsiniz. Bir sürü farklı şekilde hareketlendirme yapabilirsiniz. Mesela %50'nin yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Büyüyüp küçülmesini sağlayabilirsiniz. Önceden gelip sonra gitmesini, kaymasını, uçmasını orada neyi yapabiliyorsanız ya da aklınıza ne geliyorsa ama mesela burada %50'ye bir hareket verebilirsiniz ya da %50 sabit durur. Sonrasında indirim gelir gider. Arka planı değiştirebilirsiniz. Yazı hep sabit durur. Şu an olduğu gibi Arka planı sürekli değiştirebilirsiniz. Kırmızıya akabilir, yanıp sönebilir. Videolardaki en önemli şeylerden birisi de tabii ki giriş kısmı. Özellikle ilk 2-3 saniye çok önemli. O ilk saniyelerde kullanacağınız müzik, yani müziğin o başlangıcı ya da ekleyeceğiniz bir ses efekti veya görseliniz videoda neyin olduğu çok önemli ki insanlar da merak uyandırsın ve video izlensin. Çünkü kimse Instagram'a veya Facebook'a reklam izlemek için girmiyor. O yüzden ilk 3 saniyede kitleyi yakalamanız çok önemli. Videonun uzunluğuna da dikkat edin. Çok gereksiz şeylerle videoyu uzatmanıza gerek yok. İndiriminizi belirtin, call to action'ınızı ekleyin ve videoyu bitirin. Ama bu sefer de fazla kısa yapmayın. Özellikle yazılar hemen böyle gelip gelip gitmesin ki insanlar bir görebilsin ne yazdığını. Çünkü bazen öyle videolara denk geliyorum ve yorumlarda hep insanlar negatif bir şekilde Cevap veriyorlar, işte niye bu kadar kısa yaptınız, hiçbir yazıyı okuyamadık gibi gibi. Bu tarz bir tepkiye düşmemek için de bir izleyin yaptığınız videoyu. Siz okuyabiliyor musunuz o indirimi, ne olduğunu, anlayabiliyor musunuz? Bunu mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Bu içeriklerinizi yayınladıktan sonra mutlaka sonuçları inceleyin. Şimdi somut bir sonuç örneği veremem. 40 ROAS iyidir ya da 4 ROAS iyidir. Şu kampanyanız 40 CPM, 2 CTR işte onu o kreatif sizin için iyidir diyemem. Çünkü bu sizin firmanıza ve sizin kreatiflerinize, içeriğinize göre çok değişkenlik gösterebilir. Burada şunu yapabilirsiniz. İndirimden önce nasıldı oranlarınız? Şimdi nasıl? Tabii ki bir indirim verdiğiniz için oranların biraz daha iyileşmesi gerekebilir. Ama çok rekabet dolu bir dönemde verirseniz de yine CPM ister istemez artacaktır. O tarz şeyleri yorumlamada biraz sizin markanızın sonuçları önemli. Bu sonuçlara göre de bir sonraki indirim kampanyanıza en azından nelerin daha iyi sonuç verdiğini bilerek girmiş olursunuz. Ona göre de içeriklerinizi hazırlamış olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.